Efendim merhabalar. Yeni bir tarım soruyorum'a daha hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Bugün Dünya Gıda Günü, çok önemli bir gün ve özellikle 2 Ekim'den itibaren gıda güvenliğinde önemli bir sürece de başladık. 1 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı yeni bir vizyonu açıkladı. Tabii ki bununla ilgili haberler, programlar çok yaptık. Bir de tabii ki meslek odaları gözünden biraz konuya bakmak da gerekiyor. Hem 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutlayacağız, hem de bu son vizyonu biraz konuşacağız. Lütfettiler, bizi kırmadılar. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Üzümcü bizlerle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Hoş bulduk Umut Bey. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Dünya Gıda Gününüz kutlu olsun hepimizin. Tabii ana misyonunu falan her şeyi konuşacağız, merak etmeyin. Ama güncelden de başlamak zorundayım, takdir edersiniz ki. Çok ana hatlarıyla hem bana da bir zemin olmuş olur, bir altlık olmuş olur efendim. 2 Ekim'de başladı anlık ifşa diye bizim duyurduğumuz uygulama. 1 Ekim'de Sayın Bakan açıklamıştı. Bu yeni konsepti nasıl buldunuz efendim? Şimdi Tarım Orman Bakanlığı bu halkın sağlığını riske atan ve hile yapan yani taklit ve tahşiş yapan, gıdada taklit ve tahşiş yapan firmaları zaman zaman kendi web sayfasında ifşa ediyordu. Yani Evet. duyuruyordu. Hatta biz oda olarak bunun da sık aralıklarla yapılmasını hep vurgulamıştık. En son 2 Ekim'de dediğiniz gibi 2 Ekim'de bu duyuru yapıldı. Ki öncesinde 2022'de yapılmıştı en son. Evet. Bu son duyuruyla birlikte Tarım Orman Bakanı da bahsettiğiniz gibi dedi ki bundan sonra artık bu sahtekar firma ve kişileri ve halkın sağlığını riske atan firmaları anlık duyuracağız dedi ki biz bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdik. Oda olarak bunu da destekliyoruz. Bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gıda sektörü biliyorsunuz çok geniş bir sektör ve halkımızın direkt sağlığıyla birebir ilgili olan bir konu. Buradaki bu işi düzgün yapan ve bunun içerisine hile, sahtekarlık veya yeterince özen göstermeden yapan kişilerle ve kurumlarla gerçek anlamda bu işin üzerine ciddi şekilde düşen ve bu işi hakkıyla yapmaya çalışan firma ve kişileri, kurumları ayırt etmek son derece önemli. Ve bu yapılan duyurular da bu anlamda önemli bir adım. Dediğim gibi bu önemli bir gelişme, önemli bir adım. Biz oda olarak da bunu destekliyoruz Umut Anladım. Bey. Sayın Başkanım, şimdi bu ilk gündeme geldiğinde ben bu konuda naçizane birkaç program da yaptım. Hem konuklarım oldu hem de kendi değerlendirmelerim oldu. Orada şöyle bir şey söyledim ve hani bu övünmek değil, bunda övünülecek bir şey yok ama biraz da zaman da beni haklı çıkardı. Hem de kısa bir zaman beni haklı çıkardı. Dedim ki 3 Ekim günü belki de Tarım ve Orman Bakanlığı, tabii şimdi halk sağlığı açısından çok önemli ama galiba pişman olacak dedim ve son 10 günde, 12 günde yaşadığımız süreç sanki acaba yapmasa mıydık diye içinden geçirdiklerini ben tahmin ediyorum. Çünkü yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Bu sefer gıda üreten firmalar bakanlığın denetimlerinin yetersizliğini ya da denetim yaptıktan sonra kendilerine geç bildirim yaptıklarını öne sürerek, ana hatlarıyla tabii söylüyorum ben, detaylar siz de arzu ederseniz verirsiniz. Bu sefer Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir şekilde dava açmaya başladılar. Yani bu süreç böyle devam ettikçe sanırım işler çok karışacak. Ama inanır mısınız Sayın Başkanım, benim burada işte gıda üreten firmalar ya da Tarım Bakanlığı değil, bir tüketici olarak benim zihnimin çok karışacak olması aslında benim endişem. Bu endişem acaba çözülür mü? Yoksa bu böyle devam edecek, herkes birbirine davalar açacak. Biz bir zaman gelecek, kim kime dava açmış, kim kazanmış bunları bile artık takip edemez durumda olacağız. Ve çok güzel bir amaç aslında tersine dönmüş olacak. O kadar çok da son dönemde gıda güvenliğiyle ve bu denetimlerle ilgili haberler yapılıyor ki biz bunları da biraz da kanıksadık. Dolayısıyla bir şey çok tekrarlanırsa değeri de kayboluyor biliyorsunuz. Artık gıda güven aman diyeceğiz, yani bir yerde daha domuz eti olmuş, bir yerde daha taklit tahşiş olmuş deyip geçivereceğiz sanki tüketici olarak. Önemini yitirecek gibi geliyor.
Ne olur deyin ki Umut, baştan aşağı yanlışsın, ben de rahatlayayım. Yani şimdi bunu bir genel değerlendirelim. Oradan sonuç çıkacaktır Tamam, bence. buyurun efendim. Şimdi bu yapılan duyurular, yani ifşalar dediğimiz bu firmaların duyurulması sonucu, evet, son günlerde özellikle çok ciddi yankıları oldu. Yani baktığımızda büyük firmalar, hani tırnak içinde büyük diyorum tabii Tabii ki. bunlara, bunların çok büyük yaptırım, yani bir yerde hani doğal olarak yaptırım. Çünkü isimlerinin böyle kötü anılması, kötü bir şeye karışması tabii ki bunlara çok büyük bir yaptırım olarak geri dönüyor. Daha öncesinde Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Yani genel olarak bir şöyle baktığımızda 5.996 sayılı Gıda ve Yem Yasası'nda zaten var. Bu tür firmalar, yani halkın sağlığını riske atan ve hile yapan, yani orada taklit ve taşir olarak geçiyor. Biz de bunu kullanıyoruz, bu deyimi. Firmaları duyurma, kamuoyuyla paylaşma şeyi var. Kanunda yetkisi var. Yetkisi var. Bunu yetkisi var. Yasadan bu yetkiyi alıyor Tarım Bakanlığı ve bunu belli aralıklarla yapacağı bildiriliyor orada. Ama kesin de gün konulmamış. Bunu Tarım Bakanlığı kendi şeyine göre şu ana kadar belli aralıklarda yapıyordu. Kimi zaman 6 ayda bir, kimi zaman yılda bir, bazen daha da uzun zamanlarda. İşte girişte bahsettim, bunun biz kısa aralıklarla olmasını istiyorduk. İşte en sonda kendi aldıkları kararla bunun anlık olacağını söylediler. Şimdi burada şunu bir örnekle vermek isterim. Şimdi bu sahtecilik yapan firmalar, kötü niyetli firmalar, şöyle ki bunlar kısa sürede büyük karlar elde etmek isteyen kişi ve kurumlar, firmalar. Bunlar taşiş dediğimiz, taşiş nedir? Kısaca Tabii bütün tabii tabii. halkımız anlayacak şekilde basit bir örnekle açıklayacağım. Bileşeninde olmayan daha düşük kaliteli, daha düşük değerli gıdaları o gıdanın içerisine karıştırıp onu sanki o gıdaymış gibi satmak. Yani bir örnekle daha net olacak. Diyelim zeytinyağının içerisine daha düşük nitelikli, daha ucuz olan işte tohum yağları nedir? Ayçiçek yağı olabilir, pamuk yağı gibi. Yağı karıştırıp bunu zeytinyağı olarak satmak. Bu bir taşiştir. Şimdi dolayısıyla burada amaç halkımızı hem kandırmak maddi olarak, hem de bunu yaparken zaten kontrolsüz ve kaçak yapıldığı için aynı zamanda sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu insanların iyi niyetli olduğundan söz edemeyiz. Bu insanlar Doğru. kötü niyetli bu anlamda. Peki bunun karşılığında verilen cezalar yok mu? Var tabii ki. Maddi ilk etapta para cezası. Bu para cezaları maalesef şey olmuyor, caydırıcı olmuyor. Caydırıcı olmuyor. Çünkü Çok bunlar çok az değil mi Sayın Başkanım? Yani o tarzda, o yani büyüklükteki firmalar için yani çok küçük cezalar diyorlar. Ne dersiniz? evet doğru, belki bizler için büyük rakamlar tabii ki bunlar, ama Tabii ki. firmaların bu yaptığı hileden ve sahtekarlıktan kazandıkları kat be kat fazla olduğu için demek ki bu engellenemiyor bu şekilde. Ha, bunun takibinde işletmenin sahibine dava açılması, efendim üretimine ara verilmesi gibi yaptırımlar da oluyor tabii ki devamında. Ancak özellikle bu son ifşalarda gördüğümüz gibi kendi markaları ve kendi firmaların bu bilinirliği o kadar kötü zedeleniyor ki, tabii buna önem veren Tabii. firmalar için bunu söylüyoruz. Önem vermeyen firma için tabii ki bu belki şey değil. Dolayısıyla bu bence önemli bir yaptırım. Bunun devam etmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi bu bir kafa karışıklığına neden olabilir mi tüketici nezdinde? Bence bu kamuoyunun gündemine çok sık geldiği için halkımız daha çok bu konulara eğilecek ve bu konular, yani gıda, güvenilir gıda nedir, taklit taşiş nedir, hangi gıdaları alırken nelere dikkat edeceğiz, gıda okur yazarlığı nedir, etiket okumak nedir gibi önemli konuları gündemine alacağı için bunlar hakkında daha
bilimsel bilgilere sahip olacak Ne ve güzel. bir şeyi satın alırken bilerek en azından buna gidecektir. Diğer tarafı işin diğer boyutu da kamunun yani devletin yapmak zorunda olduğu bu denetimler ve bu denetimler sonucunda bizlerin güvenli gıdaya ulaşmasını tam anlamıyla sağlaması olacaktır. Olması gerekir daha doğrusu. Şimdi burada bakanlık tabii ki bu tür denetimleri yapıyor. Görüyoruz işte sonuçlarını yayınlıyorlar. Burada bizlerin Tarım Orman Bakanlığı'nda çalışan birçok gıda mühendisi, tarım ziraat mühendisi, veteriner hekim arkadaşlarımız var. Ancak bunların sayıları yetersiz. Gördüğümüz gibi işte maalesef bu tür şeyleri yapan, sahtekarlıkları ve kötü niyeti yapan firmalar tamam tespit ediyor ama önemli olan bunları engellemek. Engelleyebilmek. Yani bunu nasıl engelleyebiliriz? Onu Bunu soracağım. Onu soracağım. Şimdi kıymetli başkanım, şöyle birkaç tane yine benim zihnimi karıştıran konu var. Hazır sizi bulmuşken onu da alayım. Bu arada tabii az önceki sorumla verdiğiniz yanıt benim biraz daha iyimser olmamı sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir oh çektim yani. O kadar endişelenmemem gerekiyormuş. Bir konu daha var kıymetli hocam. O da şu. Şimdi resmi adı var firmanın. İfşa listesinde görüyoruz. Örnek vereyim işte Umut Gıda. Ama bunun sadece resmi adı o. Reklamını çıktığı ya da tabelalarını astığı marka bambaşka bir şey. Şimdi ben tüketici olarak Umut Gıda AŞ'nin o meşhur markayla hizmet verdiğini bilemeyeceğim için bence burada da hani bunu bütün firmaların detayına hakim olamayız. Bence bu konuda da bir açıklama yapılması gerekiyor. Şöyle bir iki cümleyle ne dersiniz efendim? Şimdi işte o da tam etiket okumamızı zorunlu hale getiren bir konu. Bu etiket bütün gıdaların etiketi olmak zorunda, ambalajın üzerinde bunların okunur şekilde olması gerekiyor. Burada bahsettiğiniz gibi o gıdanın hangi firma tarafından üretildiği veya ithal edildiği veya satıldığını görebiliyoruz. Eğer bu konuda işte bu bahsettiğimiz gibi bu ifşa listelerinde takip edersek, bunlara hakim olursak hangi firmanın hangi ürünü olduğunu da orada görebiliyoruz Peki ve bu şunu nasıl konuda daha yapacağız dikkatli kıymet? olabiliriz. Tabii şunu nasıl yapacağız kıymetli hocam? Şimdi hiç şeye girmeyelim. Hani sizin de isminiz Yaşar olduğu için oradan örnek veriyorum. Eğer çok denk gelir de öyle bir marka varsa sadece Umut Özdil ve Yaşar Üzümcü yayında olduğu için bu örneği vereceğim. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki Yaşar lokantaları var ve çok meşhur. Ama resmi adı Umut Gıda Üretim Pazarlama bilmem ne AŞ. Şimdi dolayısıyla Yaşar lokantasında bir taklit tahşiş ya da karıştırılmış bir ürün yakalandığı zaman o resmi olarak Umut Gıda AŞ olarak kayıtlara geçiyor. Tüketici Umut Gıda AŞ'nin aslında çok meşhur Yaşar lokantaları olduğunu bilmiyor. Bir de işin bu tarafı var. Bu sadece toplu tüketim yerleri için sordum bunu kıymetli hocam. Evet, o dediğiniz de var ama şöyle yani burada bütün sorumluluğu tüketicilere yıkmak gibi bir derdimiz de olmaması lazım. Evet, bizler tabii ki birer tüketici olarak tabii ki dikkat edeceğiz. Çünkü bir gıdayı, bir hizmeti alırken karşılığında bir para veriyoruz. Bir kendimiz hani çalışıp kazandığımız bir değeri ona veriyoruz. Bu aşamada tabii ki dikkatli olmalıyız. Ama asıl sorumluluk devlette burada. Bu gıda güvenliği açısından riskli olan, sakıncalı olan ürünlerin bizim soframıza gelmemesi lazım. Çok doğru. Markette, pazarda yer almaması Evet lazım. efendim. Asıl amacın bu olması lazım. Yani burada merdiven altı ve kaçak üretim ve bu tür sahtekarların bir kere önü kesilmesi lazım. Birinci sorumluluk burada. Bu. Tabii geliyoruz iki, yani tüketici olarak bizim de sorumluluğumuz var. Evet. Dikkatli olacağız. Bunun için işte yani hem firma isimleri yayınlanıyor o listede hem de o tespit edilen ürün ismi de yayınlanıyor. O şekilde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor bizlerin de. Peki. Kıymetli hocam, şimdi iç içe geçmiş iki sorum var. Umarım derdimi anlatabilirim. Gıda güvenliği diye, daha doğrusu denetimlerle ilgili açıklamaların odak noktası denetimlerin sayıları. Yani yılda şu kadar 100 tane, şu kadar 1000 tane denetim yaptık, şu kadar da elemanımız var deniyor.
Bunların sayılarındaki artış hep vurgulanıyor. İlk sorum şu, nicelik açısından bu denetimleri yeterli buluyor musunuz? Sonra bölmemek için bir soru daha. Tek konumuz bizim denetim sayılarının her sene yükseliyor olması mı? Yani o denetimlerin bir de niceliği, içeriği de önemli değil mi? Ben birkaç tane basın mensubu olarak gıda denetim sürecine katıldım. Yani sadece bir gazeteci gözlemimle söyleyeyim. Yani üstün körü kontroller, o formların orada tutulması dışında hani çok ciddi bir şey açıkçası görmedim. Kaldı ki hani yakın olduğumuz, bildiğimiz haber kaynağımız olan çok değerli işletmeciler de var. Ya şunu bile duydum ben açıkçası, yani geliniyor, oturuluyor, çay içiliyor, gerekli olan evraklar dolduruluyor, imzalanıyor ve gidiliyor. Yani üretim sürecine bakılmıyor bile diyenler var. Ha, kimse yanlış anlamasın. Bu belki çok münferittir, %3'tür, 5'tir, onu ben bilemem ama ben hem nitelik hem de nicelik açısından Gıda Mühendisleri Odası Başkanı olarak Türkiye'deki gıda denetimlerini kısaca değerlendirmenizi rica ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, dediğiniz gibi şimdi bu denetimlerin biz yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Tamam, burada Tarım Bakanlığı belli bir rakamlar söylüyor. Yılda şu kadar denetim yaptık, işte 1 milyon 200, 1 milyon 300 adet denetim yaptık deniyor ama her şey sayıyla bitmiyor. Önemli olan niteliği. Yani sayısal veriler tamam ama o yapılan işin niteliği nasıl? Hatta biz şunu duyuyoruz, mesela belli kotalar veriliyor. Yani şu kadar sayıda, işte bir ay içerisinde şu kadar sayıda denetim yapılmalı. Şimdi bunun altyapısı var mı? Yani yeterince ekibiniz var mı? Biz bunun yeterli olmadığını söylüyoruz. Bu ekiplerin arttırılması, dediğiniz gibi bu gidilip ziyaret edilen firmaların denetiminin nitelikli bir şekilde olması. Ve hatta bir, bu sadece tespit aşaması değil, bunun engellenme aşamalarını da işin bir boyutu olarak görmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle evet, Tarım Bakanlığı'nda bahsettim, bir sürü meslektaşımız var ama bunlar canla başla çalışmalarına karşın yeterli değiller. Bu sayıları arttırılmaları gerekiyor. Gıda mühendislerinin, veteriner hekimlerin, ziraat mühendislerinin sayısının muhakkak artması gerekiyor Teşekkürler. Tarım Bakanlığı'nda. Bir. İkincisi, bu denetimlerin niteliğin artması gerekiyor. Diğer bir konu da sadece denetim anlamında hani Tarım Bakanlığı olarak işin bu cephesi. Ama bir de üretim boyutuna bakalım. Orada da bir sıkıntı var. Şöyle ki işte etle ilgili en son bu ette işte domuz eti falan olayı çıktı biliyorsunuz. Buna baktığımızda hayvancılığın ilk yetiştirme aşamasında yani çiftlikten başlayarak kesimhanesi, bunun parçalanması, işlenmesi, paketlenmesi, satılması, satışa sunulması gibi birçok aşama var. Bu aşamaların her birinde ilgili mesleğin görev alması gerekiyor. Yani bu kadar şeyde bir tane gıda mühendisinin yer alması da yeterli değil. Her aşamada eğer veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve bir tane değil. Çünkü bu işletmelerin birçok şubesi olabiliyor. Birçok bir tane üretim alanı değil, birkaç tane üretim yaptığı yer olabiliyor. Dolayısıyla buradaki her aşamanın da etkin bir şekilde denetlenmesi için bu meslektaşlarımızın buralarda yeterince görev alması gerekiyor. Firmalar şundan kaçabilir. İşte mühendis çalıştırmayayım, veteriner hekim çalıştırmayayım veya bir tane çalıştırayım gibi. Ama sonuçta görüyoruz ne kadar büyük bir riskin altına giriyor ve sonuçta eğer bir gözden kaçan bir şey olduğunda da işte maalesef yıllardır çalışıp bir yere getirdiği firmanın sonu bile olabilecek Olabiliyor. risklere girebiliyorlar ki bu göze alınabilecek bir risk değildir. Tabii ki, çünkü yani marka değerleri bile milyon dolarlar olan işletmeler de var bunların içerisinde. Büyük de var, küçük de var. Bir de Sayın Başkanım şöyle bir konu daha var. Bütün bu denetimler tabii ki ve haklı olarak kayıt içindeki firmalara yapılıyor. İster üretim yeri olsun, ister toplu tüketim yeri olsun. Kayıt dışılık oranı nedir? Bir gözleminiz var mı? En azından bizim fikir edinebileceğimiz bir şeyler söyleyebilir misiniz Sayın Başkanım?
Maalesef şimdi adı üzerinde de kayıt dışı ve merdiven altı olduğu için bizlerin de bunları hani tespit etmesi gibi bir şeyi yok. Zaten hani biz oda olarak böyle bir birimimiz de böyle olanaklarımız da yok. Hani zaten yasal olarak hani böyle bir denetleme veya şey yapma gibi bir yetkimiz yok. Biz Keşke olsa sadece mı kıymetli hocam? Keşke olsa mı? Olsa tabii ki daha iyi olur. Biz de bu anlamda halkımıza daha iyi bilgiler ve daha iyi nitelikli hani doyurucu bilgiler verebiliriz. Ama bizler gerek meslektaşlarımızdan aldığımız, gerek basından edindiğimiz, gerek çalışma hayatından edindiğimiz tabii ki bilgilerle ve asıl biz akıl ve bilimi önceleyerek net burada doğruları ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada halkımıza da biz her zaman doğruyu, gıda konusunda doğruyu göstermeye çalışıyoruz. Birçok da zaten yalan yanlış şey söyleyenler var. Onlarla da mücadele ediyoruz. Yani gıda konusu gerçekten son derece önemli bir konu. Çünkü insanın erteleyemez ve vazgeçemez bir Yani. tüketimi. Yani. Ve Kıymetli hocam. sağlığımızla direkt birebir ilgili olan bir tüketim. Aynen öyle. Şimdi gıda güvenliğine önem vermeyen ülkelerin sağlık harcamalarının arttığı bilimsel raporlarla kayıtlı. Hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. Çok da haklısınız. Kıymetli hocam, hiç atlamayalım tabii ki. Şimdi bir sorum yine gıda mühendisliği mesleğine ilişkin var. Ama Dünya Gıda Günü'nün ana temasıyla ilgili de birkaç cümlem olacak. Şimdi kıymetli başkanım, gıda mühendislerinin tabii hani hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nda hem de özel sektördeki istihdam yetersizliği her fırsatta vurgulanır. Bir, hala öyle midir? İkincisi, çalışanların da özlük hakları konusunda talepleriniz var mı? Kısaca bunları alayım. Sonra dediğim gibi gıda günün ana teması ile ilgili birkaç danışacağım nokta olacak efendim. Tabii orada da belki birçok meslekte olduğuna benzer bizim de mesleğimizin bazı sorunları var. Özellikle KOBİ tarzı dediğimiz yani yönetmelikte belirtildiği şekilde söyleyeyim. 30 beygir gücü ve 10 kişiden az çalışanı olan işletmelerde teknik eleman çalıştırma zorunluluğu yok Umut Bey. Orası tamamen işletme sahibinin İnisiyatifine inisiyatifinde kalıyor. olan üretim. Şimdi görüyoruz, bakın yaşadığımız şu şeyleri görüyorsunuz. Bu da bize gösteriyor ki bu tür yerlerde muhakkak gıda mühendisinin çalışması gerektiğini gösteriyor. Bununla ilgili bizim odamızın zaten yıllardır söylemiş olduğu yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemi var. Bu hayata geçirilmeli acilen. Gıda Bu danışmanlığı alanların da sistemi. muhakkak Gıda evet danışmanlığı sistemi yetkilendirilmiş vurgulamak için gıda danış. tekrarladım. Evet. Evet, bu hayata kesinlikle geçirilmeli. Buralarda yani bu KOBİ tarzı işletmelerde muhakkak teknik gözetim altına alınmalı. Bunun dışında diğer 30 beygir gücün üstünde olan işletmelerde teknik gözetim teknik eleman olması gerekiyor. Yani gıda mühendisi, ziraat mühendisi. Kimi yerlerde veteriner hekim, kimi yerlerde işte başka meslekler, yani gıda ile ilgili meslekler çalışma zorunluluğu var. Ancak buralarda da işleyişte bir problem var. Buradaki çalışan arkadaşlarını direkt olarak işletmenin sorumluluğunda, direkt olarak oraya bağlı, maaşını da oradan alıyor. Dolayısıyla buradaki işleyişte ve iş güvenliği ile ilgili sorunlar var. Bunların da yani düzeltilmesi, olumluya götürülmesi gerekiyor. Bunun da Kıymetli üzerinde başkanım, durum. çeşitli sorunlar var dediniz ya efendim. Tabii ki yani hepsini sıralamanızı istemeyeceğim ama hani bir aciliyet listesi vardır mutlaka. Bir iki tanesi nedir? En azından bir fikrimiz olsun. Belki öbür yayınlarda, diğer yayınlarda onların üzerine biraz daha gideriz. Buyurun efendim. Tabii, bizim mesela önerdiğimiz bu konuda çalışması zorunlu personele önerdiğimiz ücret var. Bunu her yer düzenli alamayabiliyor. Her arkadaşımıza bu tam olarak ödenmiyor. Bu bir kere ciddi bir sorun. Onun dışında buralarda yani belki Tarım Orman Bakanlığı'na arkadaşların belki düzenli aralıklarla raporlama gibi bir şey olursa bu da olumlu bir sonuç getirebilir.
Yani tamamen işletmeye bağlı, tamamen işletme sorumluluğunda olan bir teknik gözetimin de etkisinin daha sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Anladım. Bunlar muhakkak el atılıp bir düzenlenmesi gerekiyor. Anladım. Kıymetli hocam, tabii ki eminim her gıda gününde tekrarlıyorsunuz. Çok da sıkılmışsınızdır belki ama bir nevi görevimiz de bu. Bu sene daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek için gıda hakkı anateması var imiş. Her sene tabii bu anatema değişiyor. Bu tema üzerinde, bu yılki tema üzerinde neler söylersiniz? 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili olarak bir bunu diyeceğim. Bir de son olarak ne olursa olsun tüketicilerimize olan mesajlarınızı da soracağım. Böylelikle de sohbetimizi noktalayacağız. Buyursunlar efendim. Umut Bey, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun kuruluş günü olarak 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü olarak belirledi ve bunu her 16 Ekim'de biz bunu kutluyoruz ve bu günde tarımın sorunları, gıdanın sorunları ve açlıkla ilgili yapılması gereken, açlıkla mücadeleyle ilgili yapılması gerekenleri masaya yatırıp bunlara çözüm önerileri sunarak bir kamuoyunu bilinçlendirme, bir kamuoyu oluşturma ve bu çok yakıcı sorun olan insanın en önemli tüketimi olan gıda ve buna ulaşamayan kesimler var bir de tabii. Bunlara yönelik sorunları dile getirdiğimiz bir gün oluyor. 16 Ekim'in bahsettiğiniz gibi her sene FAO'nun belirlediği bir ana tema çerçevesinde bu etkinliklerde çeşitli bilgi paylaşımları yapıyoruz. Bu seneki temada bahsettiğiniz gibi daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek için gıda hakkı. Şöyle bir örnek vereyim. Dünyada yetiştirilen gıdalar, yani bitkisel ve hayvansal gıdalar, 8 milyarın üzerindeki dünya nüfusunu rahatlıkla besleyecek Besliyor. seviyede. Rahatlıkla. Ancak bunun yani dünya nüfusunun yaklaşık onda bir yani 800 milyon insan ise her gece yatağa maalesef aç giriyor. Bunun temel nedenini de gıda üretimiyle ilgili değil, tamamen gelir adaletsizliğiyle Kesinlikle. ilgili olduğunu görüyoruz. Bir tarafta insanlar gıdaya ulaşamaz, açlık çekerken, öbür tarafta da aşırı tüketim sonucu işte obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla yüz yüze gelindiğini de görüyoruz. Dolayısıyla dünyada her şeyden önce yapılması gereken bu gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve her insanın hakkı olan gıda hakkı, yani yeterli ve dengeli beslenebilecek gıdaya ulaşma hakkı Anladım. her insanın en doğal hakkıdır ve bu anayasamızda da insan hakları beyannamesinde de yerini bulan bir konudur. Dolayısıyla bütün ülkeler bu anlamda çalışmalı. Tabii bu kolay bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz insan hala bile günümüzde paylaşım savaşları çok Veriyor. yakınımızda devam ediyor. Zaman zaman çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte pandemi gibi, Covid-19 pandemisi gibi, depremler gibi, iklim değişiyor. Ve bunu insan eliyle biz bu iklim değişik sorunlarını daha da hızlandırdık ne yazık Ne ki. yazık ki. Yine konumuzla ilgili ülkemize baktığımızda tarım arazilerini farklı anlamlarda, farklı alanlarda kullanılıyor. Meralar amaç dışı kullanılıyor. Yapılaşmaya, maden çalışmalarına filan açılıyor. Evet. Dolayısıyla bizim asıl derdimiz gıdamızı ve gıda egemenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Biz eğer gıdada dışa bağımlı hale gelirsek, özellikle stratejik gıdalarda dışa bağımlı hale gelirsek gıda egemenliğimizden söz edemez duruma düşeriz. Bu da bizim geleceğimiz açısından çok büyük Risk, bir sıkıntı, çok büyük sıkıntı. bir tehlike olarak görüyoruz. O yüzden hem yani bizim ülkemizi yönetenler hem de dünya genelinde birinci önceliğin tarımın geliştirilmesi,
insanların gıda ulaşımının kolaylaştırılması, insanların yeterli ve dengeli beslenebilecek gıdaya erişmesinin kolaylaştırılması, kolayca ulaşılabilir hale gelmesi ve gıdaya ulaşımın bir endişe kaynağı olmaktan çıkarılması gerekir diyoruz. Peki. Bunlar bence bütün ülkeleri yönetenlerin birinci görevi olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Son sorum başkanım, sürem de azalıyor. Ben bir tüketici olarak özellikle bu enflasyonist ortamda bir alacağım gıdanın fiyatına bakarım. İki tabii gramajına bakarım. Birazcık daha bilinçliysem üretim ve son kullanım tarihine bakarım. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ne tavsiye edersiniz bana? Bunlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Bir. İkincisi etiketi okuma alışkanlığımız olması lazım muhakkak. İşte girişte de bahsettik. Yani hem hangi firma üretiyor, nedir, ne değildir. Bunlara bakmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz şu var. Eğer bir gıda ürünü ham maddesinden daha ucuzaysa onda muhakkak kuşkulanmamız gerekiyor. Bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki sucuk. Kilo fiyatı kıymadan daha düşükse burada çok ciddi bir problem olduğunu görüp kuşkulanmamız gerekiyor. Ama bu demek değil ki yani her pahalı ürün şeydir anlamında. Yani Tabii. fiyat da çok belirleyici değildir. Burada yine genel olarak bizim tüketicilere tavsiye ettiğimizde daha önce denemiş olduğunuz, bildiğiniz, güvendiğiniz firmalara ve ürünlere yönelmektir. Ama tekrar altını kalın şeyle çizmek istiyorum. Burada sadece tüketicinin sorumluluğu değil, asıl sorumluluk devlette Tarım Orman Bakanlığındadır. Onlar yapacağı denetimlerle, önleyici tedbirlerle halkın güvenli ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamalıdır. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sizin şahsınızda temsil ettiğiniz, başta gıda mühendisleri olmak üzere sözünü de ettiğiniz, haklarını yemediğiniz bütün meslek gruplarının da 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutluyorum. Ben aklımdaki her şeyi sordum. Açık yüreklilikle, gönüllülükle, bilimsel bilginin ışığında da cevap verdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Bu 16 Ekim'de açlığın ve yoksulluğun son bulduğu, demokratik, barışçıl bir dünyanın olduğu, tüm insanların dengeli ve yeterli gıdaya rahatlıkla ulaşabildiği bir dünya diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Üzümcü bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle sizin de Dünya Gıda Gününüzü en kalbi duygularla kutluyoruz efendim. Sağ olun, var olun.